gurme Vedat Milor, tadı damağımda kaldı dediği farklı lezzetler için İstanbul'u adım adım gezmeye devam ediyor. Bu hafta tadım menüsü ve bardakta verdiği güzel şaraplarla ünlü restoran Topaz'ı ve muhteşem paça çorbasıyla tanınan esnaf lokantası Mahmut Usta'yı ziyaret ediyor. Ekonomik krizin hep kötü etkileri olacak değil ya. Her musibetten bir ders çıkarmak lazım. Hatta bir değil, birçok ders. Yeme içme dünyasında da bu durumdan ders alanlar var. Müşteri artık parasının karşılığını almak istiyor. Hacı Ağa misali, hesabı kontrol etmeden deste halinde yüzlükleri ağza leblebi atar gibi masaya dizen adama artık cömert denmiyor. Enayi ve kompleksli deniyor. Akıllı lokantacılar da bunun farkında. Farkında olmak zorunda. Sanırım Topaz yaşamaya devam edip gelişip serpilecek lokantalar arasında. Topaz lokantasında yemeğe başlamadan sizle paylaşmak istediğim bir şey var. Eminim sizin de bazı arkadaşlarınız vardır. Uzun zamandır görmediniz diyelim arkadaşınızı. Çok sevdiğiniz bir de değil. Bazı kötü huyları var. Fakat ortak arkadaşlarınız diyor ki size o artık değişti, eskisi gibi değil diyorlar. Siz de merak ediyorsunuz çünkü sevdiğiniz tarafları da var. Topaz da benim için biraz öyle. Bakalım bizim eski arkadaş kötü huylarını geride bıraktı mı, değişti mi, değişmedi mi? Hep birlikte göreceğiz. 3 şeyin farkına varmışlar. Birincisi, müşteri fiyat konusunda sürpriz istemiyor. Önceden ne kadar para ödeyeceğini kestirmek istiyor. İkincisi, müşteri o lokantaya ilk kez gelse ve orada program yapan Vedat Milor olmasa bile sanki 40 yıllık müşteri gibi muamele görmek istiyor. Son olarak da müşteri kaliteli yemek yemek istiyor. Sıra dışı, evde kolay yapamayacağı yemekler yemeyi arzuluyor. Kullanılan malzemeler konusunda da lokantanın itinalı olmasını istiyor. Topaz bu konularda öncülük eden lüks lokantalardan biri. Müşteri önceden kaç para harcayacağını bilsin istiyorlar. 2 ayrı tadım menüleri var. Biri Osmanlı mutfağı, diğeri uluslararası. Her ikisinde de 6 porsiyon var. Çorba ve tatlı dahil. Osmanlı menü 85, diğeri 95 lira. Çorba hariç her porsiyonla bir bardak şarap da içmek mümkün. 5 bardak. Osmanlı menüsünde yerli, diğer menüde yabancı şaraplar. 50 lira, yani bardağı 10 liraya geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun. Soğuk mu hava? Çok soğuk değil, idare ediyoruz. Buyurun. Bu vesileyle tanışmış olduk. Ben uzun zamandır sizinle bir araya gelmek, biraz yemekle ilgili özellikle sohbet etmek çok istiyordum. Ben de sizin adınızı çok duyuyorum. Sadece burası değil, Niş vardı eskiden, evet, size. Evet, eskiden. Şeyde de çok güzel bir yemek yemiştim. Reyna'da Varulka, o da sizin değil mi? Evet, onu da denedik bir yaz. Fakat işte geçen yaz. Geçen yaz. İstediğimiz neticeyi pek alamadık. Niye? Çok iyiydi. Bizce de iyiydi ama biraz siyahla beyaz oldu o. Yani nasıl anlatayım size? Ya çok beğenildi ya da biz Yunan yemeği denildiği zaman farklı bir şey bekliyorduk. Daha böyle meze ağırlıklı Yunan. Ama o fine dining yani. Evet. Ama bizim misafirlerimiz, Türk misafirlerimiz Yunanistan'a gittikleri zaman ne seviyorlar, ne buluyorlarsa o beklentiyle geldiler. Yani bence bu beklentiyle ilgili bir konuydu. Onun için de Niş'i zaten şimdi Yunan lokantasına çevirdik. İsmi Lipsi. Daha şey, daha avam, daha meze ağırlıklı, daha tavernavari bir lokanta. Evet. Ama istenileni verdik diye düşünüyoruz. Reyna ne olacak peki? Lipsi olacak. Burası benim büyüdüğüm manzara. Çünkü burada şeyde Rota Apartmanı vardır Hacı İzzetpaşa Sokağı'nda. Ha, yakın, orada otururduk, evet, çok yakın. Çok da güzel bir terasımız vardı. Hatta bir nişanım falan da orada yapılmıştı. Öyle mi? O yüzden burada ben, siz misafir sayılırsınız, daha yenisiniz burada. Siz manzaraya... Şöyle olsun şimdi böyle. Rica ederim. Siz de tam karşıma o zaman. Kaya Bey, bu gerçekten siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bugün şimdi ben her şeyi burada yemek isterim ama mümkün değil tabii bu. İnşallah ben o zaman size tavsiyede bulunabilir miyim? Çok bana müsaade olurum. Eder misiniz? Lütfen, onu rica edecek. Yeteri kadar inceleyebildiyseniz, evet, biraz deniz ürünü ağırlıklı bir başlangıçlar önereceğim. Tamam. Izgara tekir salatamız var. Çok güzel. Bu tekirlerimiz Bodrum'dan geliyor. Kaya barbununun ufakları, kırmızı kırmızı. Onu tavsiye ediyorum. Bir Yunanlı meslektaşımız var. Restoran sahibi, aynı zamanda aşçıbaşının bize kazandırdığı bir yemek var. Yine ızgara ahtapot, mercimekli bir favayla. Güzel. Ana yemeği olarak mevsiminde diye biz kalkan balığı menümüzde yok ama her gece bulunduruyoruz. Kalkan balığını öneriyorum. Tam zamanı diye düşündüğüm için. Tamam. Bir de bir Osmanlı yemeği yiyelim istiyorum. Bir kuzu inciğimiz var. Güzel, bir de et deneyelim. Ağır ateşte hafif zeytinyağında pişiyor. Yanında nohut ve Bombay fasulye var. Onlar da ağır ağır pişiyor. Zaten tadarken onun farkına varacaksınız. Çok güzel. Vedat Milor, ızgara tekir salatasını kusursuz buldu. Kaya tekirine özgü lezzetin dünyanın en büyük nimetlerinden biri olduğunu ve ızgara olunca özellikle hafif olduğunu söylüyor. Nar taneleri de salataya yakışmış. Izgara ahtapot mercimek pahalı. Afiyet olsun. Çok... Tekiri ızgaradan sıcak sıcak çıkarıp olabildiğince çabuk fileto yapıp taze bir salatanın üstüne koyuyoruz. Teşekkür ederim. Biz balıklarla çok az. Sadece beyaz biber kullanıyoruz. Evet. Taze beyaz biber. Doğru. Kırmızı etle karabiber kullanıyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür, doğrusu doğru zaten. Çok teşekkürler. Sağ olun. Salataya nar koymuşuz. Evet, biraz nar. Son derece lezzetli bir giriş yemeği. Tekir bir kere taze. Sanırım bu gerçekten kaya tekiri kokuyor. Evet. Bu tazelikte her zaman bulunuyor mu yoksa? Bulunuyor. Ben zamanında Bodrum'da Gümüşlük'te balık restoranım vardı. Hı. Çok seneler evvel ama hala aşçıbaşım orada kendi restoranı var şimdi. İletişimimi sürdürüyorum, balıkçılarla sürdürüyorum. Bu mevsim orada çok çıkar kaya barbunu. Bunların ufaklarını seçip bize yolluyor. Siz tabii çok iyi bilirsiniz. Kaya barbununun asıl kırmızı renginin dışındaki önemi hiçbir şekilde çamur veya ot kokmaz. Çünkü çamurda değil, kayalarda yaşar. O bize gönderiyor kaya barbununu. Bu salatayı da o sayede haftada 2 sefer, 3 sefer gelen balıkla taze verebiliyoruz. Çok taze balıklarda daha iyot kokusu bile gelişmemiş olur. İyot kokusu yavaş yavaş ortaya çıkıyor şeyde. Bu da gerçekten o adeta tatlı bir tadı vardır taze. Gerçekten neyse ve o tat, o lezzet var. Çok güzel. Salatayı da beğendim. Belki biraz daha asidite olabilir. Yani azıcık belki biraz daha limon, sirke konabilir. Bir deneme yapalım. Şu 2 şarapla bir lokmayı Sauvignon'la birini Viognier ile bakalım. Hı. Önce güzel. Şimdi bu içtiğim Sauvignon sanırım meşe fıçıda fermante edilmiş bir Sauvignon. O yüzden füme deniyor. O yüzden biraz meyvemsi lezzet azalıyor. Hafif bir meşe tadı, daha bir topraksı bir lezzet var. Bu tekirle uyumlu. Çünkü tekir, kaya balığı, istakoz gibi adeta sert eti olan bir balık. Çok fazla aromatik bir şarapla içerseniz, fazla aromatik, fazla meyvemsi bir şarapla içerseniz belki onun dokusu ve hafif böyle istakozumsu lezzeti ikinci planda kalabilir. Yani bir yerde şarabın çok öne çıkmaması lazım bu balık etine. Balığı bu geride kalabiliyor. Geriye atmamak. Geriye atmaması lazım. Şimdi bir de şeyle bakalım. Viognier ile bakalım. Olmadı. Bizim someliyemizin bilen tercihini beğendiniz. Beğendim. Doğru bir tercih yaptım. Topaz deniz ürünlerini özlerini bozmadan natürel bir şekilde sunmayı tercih eden bir lokanta. Ahtapot Carpaccio'yu mercimek fava ve karamelize soğanla sunuyorlar. Türüf yağı kullanılmış tabii. Beyaz türüf. Beyaz türüfün yağı. Evet. Çok güzel çünkü bu da türüf yağını kullandıkları zaman genellikle yurt dışında da görüyorum bunu. Hani o kadar bol kullanıyorlar ki iyice metalik bir lezzet oluyor. Burada kıvamında kullanmışlar. Aşırıya kaçmamışlar. En güzeli. Ahtapotu iki bölgeden getirtiyoruz. Hangisinden bulursak taze dövdürüp getirtiyoruz. Ya yine Bodrum. Bu connection bağlantıdan dolayı 2 kilo 3 kilo arası ahtapot, siz zaten boyundan anlarsınız kesiminden, ya da Çanakkale. Evet. Vakumluyor musunuz sonra? Şimdi şu dönem tam ahtapotun iyi çıktığı dönem, Mayıs ayına kadar taze ahtapotu yakaladığımız dönem, taze ve dövülmüş geldikten sonra biz kendimiz hangi prosedürden geçireceksek, yani yemekte nasıl kullanacaksak ona göre bir ön çok hafif haşlama yapıp buyurduğunuz gibi vakumluyoruz. Çok güzel. Bunu da çok beğendim. Güzel, çok güzel bir yemek. Hem sunumu güzel hem lezzeti güzel. Bir kere ahtapotun lezzetini alıyorsunuz. Türüf ona katkıda bulunmuş. Şimdi iki şarapla birlikte deneyeceğim. Tamam. Bu yemekte bütün 4 tane değişik eleman var. Hepsi birlikte fakat hiçbir öyle çok ön plana çıkmıyor. Yani bu evliliği beğendim. Bu güzel bir evlilik. O zaman bu içtiğimiz Viognier daha aromatik bir şarap, bitimi daha uzun bir şarap, kuvvetli bir şarap. Hiçbir şey bastırmıyor. Zengin ve karmaşık bir tatla gayet güzel uyum sağlıyor. Ona bir boyut daha ekliyor. Bir de hafif tatlımsı dedim ya. Bence Alan'ın düşünmüş. Bu hafif tatlımsı tat bu istakoz gibi tatla uyuşmuyor. Fakat bunda belki trüf yağı kullanılmış. Trüfle dengelediniz. Trüf yağı onu dengeliyor. Mercimekli fava benim çok hoşuma gitti. Çünkü sanırım baklata da belki daha fazla gelebilirdi ahtapot için. O zaman ikisi çatışmaya başlayabilirdi. İtalyan mutfağından sanırım esinlenilmiş. Yunan mutfağından esinlenilmiş. Bizim Yunanlı aşçımız bunu önerdi. Yunanistan'da favayı hep mercimekle yapıyorlar. Bilmiyorum farkında mısınız? Hayır, değil. Takip ettiniz mi? Hayır. Evet. Biz de sevdik. Tamam dedik. Bize de bir değişiklik katsın. Biz seviyoruz böyle farklı fikirleri alıp uygulamayı. Beğeniliyor. Şu anda tam mevsiminde olan kalkanı da ağır ağır fırında pişirmişler. İçi sulu kalmış ve doğal lezzetini yitirmemiş. Yanında mürdüm eriği püresi, risotto ve puf böreği var. Mürdüm eriği püresi çok yakışmış çünkü ekşi ve tatlı bir arada. Kalkandan bir parça yerken küçük bir lokma da bundan tatmak lazım. Balığa limon sıkmaktan çok daha iyi. Afyon kaymağıyla bağladıkları risotto, zengin ve İtalyan misafirinizin bile dudak bükemeyeceği bir lezzet. İçi kabak çiçeği ve karidesle doldurulmuş puf böreği ise hafif ve lezzetli. Kalkan çok güzel ve fırında ağır pişmiş tahmin ediyorum. Sorarız yavaş yavaş. O zaman kurumamış. Tüm lezzeti ve en güzel kemikten kesilmiş. Çok güzel bir parça. Risotto. Öyle mi bunu yaptınız? Elinize sağlık. Bu da çok. Afiyet olsun. Yok, tamam. Peynir de var içinde galiba. Çok hafif parmesan var, doğru. Kaymak. Ama kaymakla bağlamayı yapıyor. Bağlamayı yapıyoruz. Kaymağı biz bu denemeyi beğendik. Bilmiyorum sizin yorumunuz çok bizim güzel için önemli. Yanında yediğimiz pekmez, mürdüm erik sosu. Biz genelde sosları hep ayrı bir kapta veriyoruz. Az bir şey kalkana koyuyorum. Üstüne. Bakalım nasıl olmuş. Son derece güzel. Yediğimiz tekirle kalkan belki dünyanın bizim şansımız Türk olarak. Doğru. Şefi de tebrik ederim. Bu bileşim bence son derece güzel bir bileşim. Sunumunuz da çok güzel. Sağ olun. Risotto ve puf böreğini birlikte düşünmek ve bunu dünyanın en muhteşem 3 balığından biri olan boğaz kalkanıyla sunmak, Vedat Milor'a göre hem cesur bir hamle hem de yerinde bir mizah anlayışını yansıtıyor. İtalyan mutfağıyla Türk mutfağı birlikte ve hamur işiyle balık birlikte. Ama füzyon değil, her şeyin hakkı ayrı ayrı verilmiş. Kimsenin hakkı yenmemiş. Ama Vedat Milor, lokantanın et konusunda daha cesur olmasını istiyor. Nohut ve fasulyeli kuzu incik kuru değil. Ama bunu yiyen aman Allah'ım ne lezzette demiyor. Bazı esnaf lokantalarında bulacağı lezzeti bulamıyor. Belki cesur olmak, pişirirken biraz kuyruk yağı kullanmak demek. Mehmet Öz ya da diyet yapan bir bayanı memnun etmek için değil, eski ve kaybolmaya yüz tutmuş lezzetleri arayan bir yemeksever için pişirmeye çalışmak demek. Güzel bir kuzu incik yedik. Kaya Bey sordu nasıl buldun diye. İyi dedim. Ama fazla heyecanlandırmadı beni dedim. Onun kabahati de bence kendisinde, çünkü o kadar güzel şeyler yedik ki o tekeri, o ahtapot ve o kalkandan sonra. Güzel ama mesela buraya ben o tekeri, o ahtapotu, o kalkanı yemek için gelirim. Bunu yemek için gelmem ama gelip bunu yersem hayal kırıklığına uğramam. Güzel derim. Dedim ki bu yani hani kızdan konuşuyorsunuz. Hiçbir kusuru yok. Hoş bir kız, kibar, iyi yetişmiş, güzel. Fakat belki size göre fazla bir cazibesi de yok. Öbürünü beğendiniz. Öbürünü daha çok beğendim ama bunu izah etmesi bir yerde zor. Öte yandan Topaz iş tatlıya gelince taviz vermiyor. Kaymaklı ekmek kadayıfı ağzınıza layık. Tam kıvamında pişmiş ve kaymağının kalitesi özellikle dikkat çekiyor. Buranın sahibi Kaya Demirer Bey, Afyonlu ve iş kaymağı gelince taviz yok diyor. Diyet kuzusu var ama diyet kaymağı henüz icat edilmedi. Allah'tan. Şimdi tatlı, bir tane tatlı gelecek. Hemen arkasından bir dondurma tattıracağım Vedat Bey. Tatlıyla, ben size söyledim Afyonlu olduğum için bizim Osmanlı menümüzde ekmek kadayıfı olmazsa olmaz diye bir tatlı olarak koyduk. Kendimiz yapıyoruz kadayıfımızı, kendimiz karamelize ediyoruz, çok uğraşıyoruz. Kaymağını da her gün, ama hakikaten her gün Afyon'dan günlük getiriyoruz. Ayrı bir sunumda alternatif isterseniz kullanın gibi veriyoruz. Elinize sağlık, böyle bir şey söyleyemem, çok güzel. Benim sevdiğim gibi tatlılarda ben aşırı iç bayıltıcı olmasını sevmiyorum. Çünkü o zaman tatlı, yani şeker yemiş oluyorsunuz. Bir yerde insan kendi ülkesiyle gururlandığı zamanlardan biri. Çünkü işte Michelin 3 yıldızlı lokantalarda yemek yedim. Çok değişik tatlılar yedim. İşte bundan daha güzel bir tatlı da pek bulunmaz yani. Çok güzel bir ekmek kadayıfı. Dondurma yapmayı çok seviyoruz. Hı. Dondurmalarımızı ve sorbelerimizi kendimiz yapıyoruz. Ve bunları da yeni küçük küçük duyuruyoruz. Menümüzde yok. O sakız. Ama o fresh hissini yakalamak ve çok güzel. Yaratıcı olmak adına seviyoruz. Çok da uğraşıyoruz. Her gün mutfakla hadi şunu deneyelim veya siz bana bir şey tattırın, ben o tadı yakalayayım, hissedeyim diyorum. Bu daha enteresan bir şey. Bakalım ne diyeceksiniz. Bu da böyle Hint lokantasında falan yer gibi böyle spice spread vardır, ne bileyim türmerek şeyde kullanılan çikolatayla köri. Çikolata köri, böyle körili falan. Peki nasıl buldunuz birleşimi? Güzel, çok güzel. Bugün yediğim yemeklerden gerek ilk tekir salatası, kalkan ve ahtapot çok iyi yemeklerdi. Kuzu yemeğini ortanın üstüne buldum fakat daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Kadayıf da çok lezzetliydi. İnşallah daha da ileriye giderler ve ileride mesela Michelin Türkiye yıldız verirse bir yıldız alabilecek düzeyde bir lokanta olabilirler ve ben olacaklarına inanıyorum. Topaz lezzeti ve ambiyansıyla 4 yıldız alırken içecek menüsüyle tüm yıldızları topluyor. Fiyat kalite dengesi açısındansa 3 yıldızda kalıyor. Bugün ilk olarak Gümüşsuyu'nda gayet fine dining, lüks bir lokantayı ziyaret ettik. Gümüşsuyu benim çocukluğumun geçtiği bir semt. İnşallah ileride de yaşlılığımda diyeyim, Fatih'te oturmak isterim çünkü çok güzel lokantalar var burada. Bunlardan bir tanesi de şimdi gideceğimiz Mahmut Usta lokantası. Esnaf lokantası. Çok güzel de paçaları var, işkembeleri var. Mahmut Usta'nın yeri de çok basit. Bu Kız Taşı'ndan 50 metre ileride. Bu Fatih'te Kız Taşı, Kadınlar Pazarı. Burası hanımlara özellikle değer veren bir semt herhalde ki her şeye bir hanım adı var işte. Kadınlar Pazarı'nda da çok güzel büryan kebap yemiştik hatırlıyorsanız daha önceki bir programda. Bu güzel esnaf lokantasında yedikten sonra Mahmut Usta sen çok yaşa diyeceksiniz. Maalesef artık aramızda değil. Erzurum'dan gelmiş, Hünkar Lokantası'nda aşçılık yapmış ve Fatih'te Kız Taşı'nın orada bu güzel lokantayı açmış. Çok genç yaşta 53'ünde Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Ama gözü arkada kalmamıştır çünkü oğlu ve akrabaları işin başında. Burada güzel çok şey var ama damak çatlatan lezzet paça. Kuzu paçası. Aman ne lezzet. Eğer sakatat ağzıma koymam diyorsanız fikriniz değişebilir. Ama en azından çorbasını kaşıklayın. Beğenirseniz sıra paçaya da gelir. Geç olsun güç olmasın. Efendim, merhaba usta, hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Cuma gelmek isterdim aslında, kuzu kapama günü değil mi? Evet, bugün efendim. Bugün herhalde yok. Bugün kalmadı. Ama paçanız var. Günleri, kuzu kapama yapıyoruz. Paçamız var. Paçamız var, nohutlu işkembemiz de var. İşkembemiz de var. Bir bakalım neler var başka. Evet, şöyle abi. Merhabalar Abdülbaşı. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu enfes paçayı galiba. Evet. Paçamızın terbiyesi. Bir kere yedim ben burada. Çok hoşuma gitti. Evet. Özellikle kıvamı. Bu böyle kaymak gibi falan. Siz özel bir terbiye ederken bu güzel manda yoğurdu mu kullanıyorsunuz? Manda yoğurdumuzu kullanıyoruz. Manda yoğurdumuzu. Başka ne? Yumurta kullanıyorsun herhalde. İşkembe çorbamız olduğu zaman yumurta kullanıyorum ama paçamıza yumurta kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Çünkü ununu güzel kendi tereyağımızla kavurduğumuz için. Tereyağı kullanıyoruz. Yani tereyağıyla kavurduğumuz için daha yumuşak oluyor. Tamam. Daha güzel, müşterinin damak tadına daha güzel lezzet veriyor. O yüzden biz de tereyağını tercih ediyoruz şeyimizde, terbiyemizde. Başka ne? Biraz sarımsak var tabii. Tabii sarımsak müşterinin kendi tercihine kalıyor. Evet. Özel mi buluyorsunuz kuzuları? Hep aynı yerden mi geliyor? Bizim genellikle Balıkesir. Balıkesir. Evet, Balıkesir kuzu kesim mezbahasından geliyor bize. Buraya ben daha önce gelmiştim. Evet, hatırladım. Bir ön tabii, kimliğimi söylemedi de bir bir kontrol yapayım falan diye. Paketörümüzü çok beğenmiştim. Evet. Siz burada ne kadar zamandır yapıyorsunuz? Efendim burası 30 yıldır paça üzerine çalışıyor. İlk zamanlar paça, pilav kavurma üzerine başlamış. Daha sonra talepler üzerine yemek çeşidi artırılarak 25-30 çeşit. Kavurma paça. Kavurma, pilav, paça olarak başlatılmış. Giderek arttı. Giderek talep üzerine 30 çeşit yemek çıkarılmış. Bunun görünüşüne bile baktığım zaman hemen kusura bakmayın diyeme tahrik oluyor. Şeyde bu kadar çünkü çok... İnşallah görünüşü gibi tadı da güzeldir. Terbiyesi bu daha görünüşünden belli. Evet. İnşallah tadı da güzeldir, memnun olursunuz. Şimdi bu işkembe çorbası matrak bir şeydir, pardon paça çorbası, işkembe de bir yerde öyle. Dünyanın en lezzetli şeylerinden biri, ben bunu çocukken yemezdim. İlk başta bana çorbasıyla başlattı büyüklerim. Tadına bak falan diye yavaş yavaş paçanın kendisini yemeye başladım. O günden beri de yemeye devam ediyorum. Afiyet olsun efendim. Ben özellikle bütün ileri... rica ettim sizden parçalamayın diye çünkü kemiğe yakın taraflar en lezzetli tarafları oluyor. Çünkü kemiğe yakın taraflarda daha fazla jelatin var. Jelatin o jelatin çok lezzetli. Bakın bu jelatin zaten kırıklar için de iyi olduğu için hastalar buraya yönlendiriliyor yani. Öyle mi? Evet. Hastalar mı yönlendiriliyor? Evet. Mesela kırık olanlar buraya geliyor. Bir de son zamanlarda kalp hastalarını da buraya yönlendirebiliyorlar. Kalp hastalarını. Tersini söylemezler mi? Kolesterolü yüksek falan diye. Biz de bunu bilmiyoruz ama... Kim yönlendiriyor? Bunu mesela Cerrahpaşa'dan doktorlar, kardiyologlar, onlar buraya gönderiyor hastalarını. Öyle mi? Paça içmelerini tavsiye ediyorlar. Enteresan. Mesela... gönderen bir profesör falan. Evet, profesörler gönderiyor. Kartürk göğsü servisinde. Hatırladığınız bir adı var mı? Enteresan bu. Işıl Hanım. Işıl Hanım. Işıl Hanım. Evet, evet. Bakın çok enteresan. Ben de yeni bir şey öğrendim. Şu an tek benim şeyim insan kendini suçlu hissediyor. Hani acaba kalp sorunu falan. Kalp hastalarını profesörler yönlendiriyorlar. Kendileri de gelip burada tadına bakıp içiyorlar. Burası adı üstünde paçacı. Ama ev yemeklerini de güzel yapıyorlar. Arpacık soğanlı dana yani 9 liraya. Ucuz değil ama dana eti pamuk gibi. Yanındaki pilav da tereyağıyla pişmiş. Kuru fasulye güzel. Vedat Milor, ispir kuru fasulyeyi ve daha helmelisini tercih ettiğini söylüyor. Bu dermason, bol sulu. Taneler eşit pişmiş. Son zamanlarda ispir kuru fasulyeye de hile karışmış. Bazıları eski hasat oluyor, sert çıkıyormuş. Araya başka fasulyeler de karıştırıyorlarmış. Şeref Bey o yüzden ispir fasulyesi kullanmadığını söylüyor. Bu da güzel, çok lezzetli. Afiyet olsun. Ben genellikle dana etini genelde kuru bulurum biraz. Evet. Fakat bunda gerçekten kuru değil. Yani çok lezzetli. Şu kuru fasulye bu şey değil, bu şeker değil, ispir değil. Dermasyon mu? Dermasyon fasulye, Erzincan'ın şeker fasulye kullanıyoruz. Bazen içine 2 çeşit koyuyorlar. Pişiyor, pişmiyor, belli olmuyor. Bunda öyle bir şey olmuyor. Eşit pişmiş bu. Evet, evet. Güzel. Evet. Bu yoğurt çok özel bir yoğurt. Daha önce yemiştim, ondan istedim. Manda yoğurdu oluyor. Manda yoğurdu. Bunu, evet. Karşıda burada 40 yıllık bir Barbaros var. Oradan alıyoruz. Şimdi bu yoğurt giderek artık diyet falan malzemesi olmaya başladı. Evet. İşte gerçek yoğurt bu, bu manda yoğurdu. İnsan bunu yiyince çarşıda satılan yoğurtları maalesef artık yiyemeyecek duruma geliyor. Evet. Bir lezzeti yok. Peki şimdi bu çok enteresan. Ben hayatımda ilk işkembeli nohutu İspanya'da, Barcelona'da yedim. Ve orada çok bilinen bir yemek. Onların milli yemeği. Şimdi evet. Erzurum'un da milli yemeği. Bizim de milli yemeği. Şimdi Erzurumlarla evet. Katalanlar arasında bir akrabalık bağı mı var acaba? Belki de vardır. Türkler tabii ki şimdi Türk dünyanın her yerinde Türkler var yani. Ama ta İspanya'ya kadar da gitmişler. Olabilir bizim akrabalarımız da olabilirler. Olabilirler. Yani. Evet. Fizik de benziyor bazen. Evet, yani benziyor. Aslında şaka yaptım yani. Sanmıyorum ki Erzurumluların bir etkisi olsun ya da Katalanların evet, ama iki evet. ayrı kültür. Ama yine bileşimi bulmuş. İşkembeyle nohutu bulmuş. Evet. En komik tarafı şu. Bu yemek bizde şimdi bir esnaf lokantası yeniyor. Lüks lokantada bulamıyorsunuz. Kolay değil. İspanya'da en lüks lokantalarda çok özel günlerde, çok zor bir şey bunu hazırlaması, evet. bunun temizlemesi falan, işkembeli nohut yeniyor. Ve ben şimdi oradaki fiyatı size söylemem çünkü yoksa fiyatı değiştirirsiniz burada ama ya da 2 tane sıfır eklemek lazım. Bakalım şimdi, işte 20'nin tadına. Lezzetli tane tane, hafif böyle karamelize olmuş evet, evet. şey var, iyi kavrulmuş. Bunu, evet. Normal bir saat falan sürüyor yapımı. Yani, yapılması, evet. evet. Çok iyi kavurmak lazım. Çok iyi kavurmak. Yakmamak lazım. Yok, yanmamış. Çiğde tam, bırakmamak lazım. Tam ortasında bırakmak lazım. Yoksa ağır tat vermez yani. Ve hoşuma giden bir tarafı fazla şeker koymamışsınız. Şekeri normal. İnsanlara yani, hitap edecek şey. İç bayıltıcı yapmamışsınız. Evet, evet. Bu programdaki en büyük kaygım şu. Benim yediğim yemekleri herkes yiyebilsin istiyorum. Bana özel hazırlanmasın istiyorum. Burada benim yediğim yemekler herhangi bir müşterinin tezgahtan seçtiği zaman aynı şey önüne geliyor. Eğer ben burada paça çorbasını adeta tahrik edici bir lezzet buldum, o kadar güzel. İşkembeli nohut dünya çapında, pilav güzel, kuru fasulye güzel, dana yahni oldukça güzel, yoğurt muhteşem, irmik helvası da güzel. Belli bir çizgi var. Ve elimizde yiyemediğimiz, yapamadığımız yemekleri yiyebiliyoruz buradaki. Lokanta gitmenin en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu. O yüzden günü rahatlığıyla burayı tavsiye edebiliyorum. Mahmut Usta ambiyansıyla sadece 2 yıldız alabilirken, konu lezzet olunca yıldızların sayısı 4'e çıkıyor. Fiyat ve kalite dengesi açısındansa tüm yıldızları topluyor.